İsmail Saymaz, Ergenekon Mahkemesi Başkanı tahliye edildi. Ergenekon davası karar duruşmasının görüldüğü 5 Ağustos 2013 günü Silivri F tipi cezaevindeki duruşma salonundaydım. İçeride mahşeri bir kalabalık vardı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ve heyeti karar açıklamak üzerine yerine geçti. Özese, Fethullahçıların Nemrut Mustafa'sıydı. Ergenekon sanıklarına kinle bilenmişti. Kibirli, ceberrut ve meymenetsizdi. Başını karar tutanağından kaldırmadan talimatlandırılmış bir robot gibi Pensilvanya'dan onaylanan cezaları okudu. Takılmış plaktan farkı yoktu. Neticeden müebbetine, salonun Mustafa Kemal'in askerleri sloganı ile inlediğini, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hakkındaki hükmü duyunca salonu terk ettiğini hatırlıyorum. Cemaat bağlantısı var. Özese 17-25 Aralık'tan sonra İstanbul'dan Sakarya'ya sürüldü. 15 Temmuz'dan bir gün sonra gözaltına alındı. Tutuklanarak Bolu F tipine kondu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ile FETÖ üyeliğinden yargılandı. Bu davada tanık olarak dinlenen eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Özese için şunları söyledi. 17-25 Aralık'tan sonra bakanlıkla çalışma yapıldı. O çalışmada Hasan Hüseyin Bey ile ilgili cemaat bağlantısı var diye bilgi getirildiği için başka yere tayin ettik. Okur, Ergenekon davasını eleştirerek yargılama ile ilgili ciddi endişelerimiz vardı. Normal usulün uygulanmadığına, usulün dışına çıkıldığına inanıyordum dedi. 10 yıl ceza. Bu yargılama 2019 yılında bitti. Özese'nin FETÖ üyesi olduğuna hükmedildi. Karardan FETÖ hiyerarşik yapısı içerisinde yer alıp verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girdiği, örgüt üyesi sıfatına haiz oldu. Özese'ye örgüt üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. 3 ay arayla 2 kanaat. Usule göre Özese'nin infaz süresi 14 Temmuz 2026'da bitiyor. Koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024. Özese, koşullu salıverme tarihine 1 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F tipi cezaevi idare ve gözlem kurulu başkanlığına başvurdu. İfadesinde suçlamaları reddetti. Şöyle dedi. FETÖ terör örgütüyle ilgim bulunmamaktadır. FETÖ eli kanlı terör örgütüdür. 15 Temmuz kanlı ve canice bir darbe teşebbüsüdür. FETÖ'cü ve darbecilere lanet okuyorum. İdare ve gözlem kurulu Özese'ye inanmadı. Yapılan mülakatta basma kalıp ve ezber söylemler kullandığı görüşüne vardı. Özese'nin örgütle irtibat ve iltisakının koptuğuna, salıverilme sonrası örgütsel bilinçle hareket etmeyeceğine dair kesin kanaate varılamamıştır denildi. 7 Nisan'da toplanan kurul, Özese'nin denetimli serbestlikle cezasının infaz edilmemesi uygun bulunmadı. Özese, yasa gereği 3 ay sonra 12 Temmuz'da bir daha başvurdu. İfadesinden isminin hain FETÖ örgütüyle anılmasını istemiyorum. FETÖ terör örgütünün amaçlarını asla kabul etmiyorum ve lanetliyorum. 3 ay önce Özese'nin FETÖ ile irtibat ve iltisakını koparmadığını düşünen kurul, nasıl oluyorsa bu kez üstelik oy birliğiyle terör örgütüyle bağını devam ettirdiğine dair kesin somut bilgi ve belgeye rastlanılmadığından terör örgütünden ayrıldığına dair samimiyetin tasdikine karar verdi. Ya kaçarsa? Özese, kurul kararı üzerine 27 Temmuz'da cezaevinden tahliye edildi. 1 Ağustos'ta denetimli serbestlik için başvurdu. Özese'ye yükümlülük konmadı. Koşullu salıverme tarihine dek suç işlememesi için uyarıldı. O kadar. Oysa Özese'nin iki davası daha var. En önemlisi, Ergenekon davasındaki görevi sırasında işlediği suçlardan ötürü 12 FETÖ'cü hakim ve savcı ile birlikte yargılandığı Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ndeki dava. Avukat Hüseyin Ersöz, bu davada Özese hakkında bir tedbir olmadığını söylüyor. Avukat Zeynep Küçük, Özese'nin kaçma ihtimalinin olduğunu savunuyor. Küçük, bu yargılamada Savcı Zekeriya Öz de hakim, Sedat Sami Haşiloğlu'nun da aralarında olduğu en az 5 sanığın kaçtığını hatırlatıyor. Özese için o başka davadan tutukluydu. Kaçamadan yakalanmıştı, yoksa kaçardı diyor. Küçük, tedbir konsa da işe yaramayacağını düşünüyor. Tedbir konan bir hakim Meriç'te yakalanmıştı. Ciğer yemeye geldim demişti diye anlatıyor gülerek. Özese ayrıca Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor.
Ergenekon davasında karar duruşmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Özese kararın yıl dönümünde özgürlüğüne kavuşurken FETÖ'nün açtığı 28 Şubat davasında yaşları 80 üzerinde olan 5 emekli komutan içeride yatıyor. Gezi Parkı davasında ise iş adamı Osman Kavala ve 7 yurtsever 4 duvar arasında gün sayıyor. FETÖ ile mücadele eden gazeteci Merdan Yanar da cezaevinde bir ayını doldurdu. Barış Pehlivan valizini hazırlıyor. Sen misin Mardin valisine altyapıyı soran? 14 Mayıs'taki genel seçimden 2 hafta önceydi. Mardin valisi ve Kayyum Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş beraberinde Midyat Kaymakamı ve AK Parti milletvekili adaylarıyla 28 Nisan'da Ortaca köyüne geldi. Midyat'a bağlı bu köy 250 hane ve 1250 nüfustan oluşuyor. Köy halkı koruculuk yapıyor. PKK ile girdikleri mücadelede 29 şehit vermişler. 3 dönemdir muhtarlık yapan Edip Aslan'ın 2 amcası ve 2 kuzeni de şehit. Neyse ziyarete dönelim. Vali Demirtaş toplanan köylere size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim dedi. Muhtar Aslan ziyareti anons ettikleri halde köylünün katılmadığını belirterek neden gelmediklerinizi siz düşünün ve altyapı sorununun halledilmediğini belirtti. Tutulan tutanağa göre Aslan şunları söyledi. Şimdiye kadar neredeydiniz? Seçime 15 gün kala mı aklınıza geldik? Köyün altyapısı ile ilgili bir şey yapmadınız. Başka köylerin altyapılarını yaptınız. Vali Demirtaş yol yapımından söz etti. Aslan şöyle karşılık verdi. Vali Bey, ben size yolla ilgili soru sormadım. Yollarla ilgili bir sıkıntı yok. Altyapı ile ilgili açıklama bekliyorum. Öfkelenen Demirtaş, karşında vali var. Biraz saygılı olur musun? Üslubunu düzeltir misin dedi. Valinin kendisini terbiyesiz dediğini savunan Aslan, vali olmuşsun da ne olmuş? Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Valiyseniz rütbenizle konuşamazsınız benimle diye yanıt verdi. Birinci Aza Halil işte HDP'li köylere hizmet ediyor. Bizim köy 29 şehit verdi. Bize niye hizmet gelmiyor dedi. Tartışma üzerine vali köyü terk etti. Seçimden hemen sonra Aslan ve iş açığa alındı. 2 Ağustos'ta soruşturma izni verildi. Ancak Mardin Kaymakamlığı'nın ön inceleme evrakında hangi suçu işledikleri tam olarak belli değil. Muhtar ve azanın suçu şöyle. Asli görevlerinin düzeni sağlamak olmasına rağmen mahallenin altyapısının yapılmadığını ve hizmet götürülmediğini bahane ederek vatandaşı vali ve beraberindeki heyete karşı galyana getirmeye, vatandaşların huzurunda devletin ve devlet organlarının saygınlığını değersizleştirmeye, işlerini yerine getirmelerini engellemeye, vatandaşın devlet kurumlarına olan güvenlerini bilinçli olarak zedelemeye çalıştıkları anlaşılmıştır.